İyi geceler sevgili seyirciler gündem ötesine hoş geldiniz. Bu gece programda çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan hocamızı. Kendisi Türk Tarih Kurumu şeref üyesi aynı zamanda meşhur İslam ansiklopedisi. Bizler çok faydalanıyoruz. Orada da çok emekleri olan bir hocadır. Özellikle Osmanlı Askeri Teşkilatı, Osmanlı Tarih Yazıcılığı ve Kroniklerle Teşkilat kanunnameleri üzerinde çalışmaları var. Kitap sayısını tam netleştiremedik. Çok fazla <laughs> kitabı var. E, bu akşam bazılarını sizlere göstereceğiz ve bazılarından da hediye edeceğiz. Birazdan bahsedeceğim. Öncelikle konumuz nedir? Bunu söyleyeyim. Şimdi Osmanlı tarihinde tabii taht mücadeleleri herkesi e, derinden yaralar. Ama özellikle bir tanesi vardır ki tam manasıyla damga vurmuştur ve kaderin cilvesi dedirtmiştir. İkinci Bayezid ve... Cem Sultan arasında yaşanan mücadele hakikaten çok trajiktir Fatih'in şehzadeleri arasında. Ve sonra Cem Sultan'ın 13 senelik bir gurbet hayatı var. Papa'nın eline düşüyor. Yani yaşadıkları hakikaten çok acı. Bunların hepsini hocamızı anlattıracağız. Ama sizler gibi ben de Fatih'in torunlarının akıbetini merak ediyorum. Soyu devam ediyor mu merak ediyorum. Ve onun dışında da birçok başlık var. Sizlerden de sorular geliyor. Bu gece hocamızın kitaplarından e, kazanmak isterseniz bizlere kaderin cilvesi etiketiyle yazabilirsiniz. Tüm sosyal mecralardan. Onun dışında e, sorularımıza da tabii cevaplarınızı bekliyoruz. Siz de merak ettiklerinizi bizlere lütfen yazın. Hocamızın kronik kitaptan çıkan 4. Murat Şarkın Sultanı ki bu da çok güzel bir program konusu olur. E, Fatih Sultan Mehmet Atam Deden Kanunu, Kanunnameyi Ali Osman. Hazırlayan Abdülkadir Özcan hocamız. Bundan da bahsedeceğiz. Osmanlı'da tarih yazımı ve kaynak türleri. Bu da bir başka eser olarak sizlere gösterebiliriz. Ee, bu imparatorluk Çağ'ın Osmanlı Sultanları ki Halil İnalcık Hoca ile başlamış Başladım. Feridun Eme, Emecan sonrasında e, sizi de imzasını gördüğümüz bir İslam yayınlarından bu kitabı da sizlere gösterelim. Tabi Abdülkadir Hoca'ya armağan tarihin peşinde bir ömür. Çok kıymetli bir isim olduğunu zaten tarih severler biliyorlar. Böyle de bir adına e, armağan kitap var tarihin peşinde bir ömür şeklinde. E, sevgili hocam tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederim. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Hoş bulduk. Ee, bu kitaplardan vereceğiz dedim ya hemen sorumuzu da soralım. Şu olsun mesela e, ilk sorumuz. Cem Sultan kendini hangi şehirde padişah ilan etmiştir? Kaderin cilvesi etiketiyle bekliyoruz. Hemen e, yayından önce de ben e, seyircilerden gelen soruları şöyle bir gözden geçirdim. Onların neler merak ettiğini de çok kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Hatta zaten ilk sorum da. Bir seyircimizin açtığı pencereden olsun. Diyor ki tarihimizde devlete en çok etki eden taht kavgası diye Beytullah Can sormuş. Recep Doğan 2022 tahta geçecek kişi neye göre seçiliyordu demiş. Ve tarihte devlete en çok etki eden taht kavgası diye bilmemiz için de bizim aslında buraya kadar gelen süreci bir kısaca sizden hmm. rica edeceğim. Özetleyelim. Şimdi saltanat veraseti Tahta kimin geçeceğini nasıl karar veriliyordu? Ee, Osmanlılar e, malumunuz olduğu üzere eski Orta Asya Türk Moğol geleneğinin temsilcisidirler. Yani devlet idaresinde genellikle töre hakimdir. Yani örf denilen hukuk hakimdir. Ee, Orta Asya'daki Türk devletlerinde saltanatın intikali kut anlayışına veya inanışına göre yapılıyor. Kut Allah'ın takdiri anlamında, yani kutsal kutlu olsun gibi lafların da kaynağı olan bir kelime kut. Ee, hanedan sistemi devletlerde malumunuz kan da şeydir. Mesela asalet özellikle Avrupa'da kana dayandırılır ama Türklerde genellikle kut hakimdir. Hatta Bilge Kağan "Kutum olduğu için tahta geçtim veya başınızdayım" gibi ifadesi de var ünlü Bilge Kağan. Dolayısıyla bu gelenek diğer Türk İslam devletlerinde de devam etti. Osmanlılarda da devam etti. Hatta imparatorluğun sonuna kadar devam etti ama Osmanlıların eski Türk devletlerinden farkı affedersiniz evet, sesim gitti. Biraz sıcak ondandır. <laughs> yani biraz <laughs> sıcak. Osmanlıların farkı artık saltanatın bölünmezliği ilkesini benimsemiş olmaları. Bu kuruluş yıllarından itibaren izlenen bir politika oldu. Gerek Osman gerek Orhan Gaz özellikle 1. Murat'tan itibaren artık devlet hanedanın ortak malı olmayacak. Ortak malı ama paylaştırılmayacak. Eski Türklerde şehzadelere dağıtılır. Belli bölgelerin yönetimi verilir. Ama hepsi Ulu Hakan'a bağlıdır merkezdeki. Bu gelenekten yavaş yavaş Ayrılmaya başladılar. Neden ayrılmaya başladılar? Özellikle İslamiyet'te hakimiyetin bölünmezliği ilkesini benimsediler. İslamiyet'te hakimiyet bölünmez. Hatta Osmanlı padişahları için zıllullah tabiri kullanılır. Allah'ın yeryüzünde gölgesi anlamında bir kavramdır bu. Tabi bunun sancıları görüldü. Osman, Orhan zamanlarında görülmedi ama 1. Murat'tan itibaren... ...kardeşleri ona karşı ayaklandılar. Ee, özellikle Yıldırım Bayezid... Timur karşısında mağlup olduktan sonra şehzadeler arasında kanlı savaşlar yapıldı, iç savaşlar yapıldı. E, yüzlerce belki binden fazla insan burada hayatını kaybetti. Dolayısıyla e, Fatih dönemine gelinceye kadar Osmanlılar bu siyaseti izlediler. Peki e, nasıl oldu tahta geçme? Ya vasiyet yoluyla, yani bir padişahın kendisinden sonra gelecek birisini vasiyet edebilir. Ama bu geçerli değil. Ölümünden sonra bu vasiyetin de geçerliliği kalmaz. Nitekim örneklerini görüyoruz. Bambaşka biri tahta geçiyor. Timur örneğinde de var bu. Timur'da istediği kişiyi kendisinden sonra halef bırakamadı. Şahruh geçti yerine oğlu mesela. Her neyse... Yani e, genellikle işte kut inancı. Hı hı. Kut inancı hakim. E, bazı padişahlar da bunu kullanmışlardır. Yani ben kutum olduğu için tahtayım. Bana tabi olmak zorundasın şeklinde diğer şehzadeleri e, cevaplandırmak istemişlerdir. Tabii ki e, bazı şehzadelerin maalesef katledildiğini görüyoruz. Çünkü şehzade kendisi istemese bile hemen etrafında bir klik oluşur. Hı hı. Bir hizip oluşur. Sürekli onu tahta şey yaparlar. E tabi ne mal alacak? Neden? Neden? Dedim ya devlet hanedanın ortak malıdır. Bir nevi eski tabirle mülkü mevrusunu istiyor. Kendisine miras kalan mülkü istiyor hı hı. o kişi. Dolayısıyla nitekim Belki sıra gelecekti ama yeri gelmişken hemen söyleyeyim. İkinci Bayezid tahta geçtikten sonra Anadolu'daki bazı Türkmen aşiretlerinin Cem'e çok sert davranmalarını sert bir şekilde cevap veriyor. Onları öldürtüyor. Hı hı. Bu bizim ortak, bizim iç meselemiz bu diyor. Size ne diyor? Rea ne yani zamandan beri saltanat işlerine karışıyor diyor. Dolayısıyla elebaşıların onların sert bir şekilde cezalandırıyor. Evet. Evet. Efendim. Pekala şimdi e, Fatih'e gelecek olursak. Şimdi Fatih sefere çıkıyor ama ilk menzilde Gebze'de vefat evet. ediyor. Şimdi onun vefatıyla birlikte tabii tahta kimin çıkacağı da bir soru işareti. Tabii. Şimdi bazı tarihçiler aslında Fatih Sultan Mehmet'in gönlünden geçen kişinin Cem Sultan olduğunu yazıyor. Ee, ama tabii bununla ilgili şüpheler de var. Hakikaten... Evet. Fatih Cem Sultan mı çıksın istiyordu kendisinden sonra ya da ne öngörmüştü evlatlar arasında? Fatih'in son zamanlarında son 3 yılının sadrazamı, veziri azamı Karamani Mehmet Paşa. Mevlana neslinden gelen, ilmiye kökenli bir sadrazamdır o. O Cem yanlısı. Ama İstanbul muhafızı olarak o Fatih'in o son seferine çıkarken İstanbul'a muhafız bıraktı. İshak Paşa'yı muhafız bıraktı. İshak Paşa ve diğer vizirler 2. Bayezid'den yana, Şehzade Bayezid'den yana. Bayezid o sırada Amasya'da, Cem Konya'da vali olarak bulunmakta, bey olarak bulunmaktalar. Dolayısıyla daha hayattayken Cem Sultan babasının izlediği yolu takip ediyor savaşçı, fütühatçı. işte işte Osmanlı Devleti'ni genişletme siyaseti izliyor. Bayezid biraz daha muhafazakar bir şey izliyor. İşin enteresan yanı başta yeniçeriler olmak üzere kapıkulu askerleri de artık yorulmuşlar. O Fatih'in çok hareketli bir dönemi var 30 yıl. Hmm. 1451-1481 Kah doğuda, Kah batıda seferlere gitmekten onlar da Bayezid'i destekliyorlar, ikinci Bayezid'i destekliyorlar. Dolayısıyla bir de Fatih'in son zamanlarında tabii bu kadar savaşlar seferler için para lazım. Fatih Sultan Mehmet sık sık para ayarları yaptı. Devalüasyon yaptı. Sık sık başvurulan bir şeydir o. <laughs> Akçiye'nin gümüş değerini düşürüp araya daha az değerli maddeler katarak daha çok para basma politikası izledi. Bu da tabi esnafla askerin arasına açan bir olay oldu. Aynı zamanda daha da e, enteresan olanı 20 bin kadar vakfı devletleştirdi. Mirileştirdi. <laughs> e, tabii bunlar arasında din adamlarının vakıfları da var. Şeyhlerin, efendim, ilim adamlarının da vakıfları var. Bu onların da tepkisini seçti. Peki siyaseten e, Cem Sultan'ın babasının izinden gidiyor olması ikinci Beyazıt'ın da e, farklı bir politika izlemesi ayan beyan ortada mıydı? Yani mesela ikinci Beyazıt ben tahta çıkarsam babamın devletleştirdiği toprakları yeniden hak sahiplerine Hayır, vereceğim gibi bir... Onu demedi ama... Babasına babasının emirlerini de dinlemedi Amasya'da. Hmm. Oradaki vakıflarla ilgili herhangi bir icraat yapmadı. Yani daha babasının son zamanlarında babasına karşı bir tepki. Rahmetli İnazcı'nın tabiriyle ikinci Bayezid babasının siyasetine tepki gösteren bir politika izledi. Bu da tabii askerin desteğini aldı. Hatta kendisine veli derler. Tekrar o vakıfları mirileştirilen, devletleştirilen vakıfları iade etti sahiplerine. Tabi şeyhler, dervişler bunu Hı -hı. alkışladılar. Bu bilgiler en çok Aşık Paşazade tarihinde geçer. Çağdaştır o. Fatih ve Bayezid dönemlerinde yaşamış. bu e, Tabi doğrudan Fatih Sultan Mehmet'i eleştirmez ama Karamani Mehmet Paşa'yı epeyce vurur yani ifadelerinde. Hı -hı. Böyle Pekala. Bir durum var. Şimdi birinin e, Konya'da birinin de Amasya'da olması aslında e, uzaklık bakımından Göz önünde bulundurulduğunda sanki birinin öbüründen daha çabuk yetişmesi ve babasının vefatı sonrası e, yönetimi almasıyla alakalı bir durumlu yoksa olabilir. hani o da bir kaderin cilvesi mi? Olabilir. Yalnız demin buyurduğunuz gibi yani Fatih Sultan Mehmet biraz cem yanlısıydı. Neden? Bu benim de yayınladığım kanunname Ali Osman'da elkap bahislerinde örnekler veriliyor orada. Şehzade ile ilgili meselede oğlum Sultan Cem'in adını veriyor. Bu bir delil olabilir. Hı hı. Bir de bir yerde okumuştum. Bayezid'in oğullarının çok olmasından dolayı Cem'i tercih ile ilgili bir malumat da var. Yalnız ha ne kadar çok çocuk o kadar Ölüm. sıkıntı ölüm, ölüm. yani hı hı. çünkü e, hayatının sonlarına doğru bu teşkilat kanunnamesini tedvin etti, kodifiye etti Fatih Sultan Mehmet bir araya getirdi yani. Öteden beri izlenen atam dedem kanunu onun lafı bu. Hı hı. Bu kanun atam dedem kanunudur diye başta öyle der zaten. tabi e, tabii bazı ilaveleri var. E, asıl önemlisi oraya saltanat kanununu eklemesi. Her kim esneye de iki ki evladımdan saltana taht müyesser ola. Nizam alemisin karındaşını fat bey, fat, katleylemek münasiptir. Ekseri ulema dahi tecviz etmiştir. Hı hı. Bakın burada cevaz vermiştir diyor. İhtiyaç duyulduğu zaman katletsin demiyor. O kapıyı açık tutmuş. Ama tabii bu zaman zaman kapı açık uygulanmış. Tabii. uygulanmış tabii. Yani. Uygulan. Bu arada sizin kitaplardan da çok isteyen olduğu için hemen ikinci sorumuzu da seyircimize Peki. yöneltiyorum. Peki. Bu aslında kolay bir soru. Bence hemen e, çok ilgili olmayanlar bile cevap vereceklerdir. Şövalyelerin Cem Sultan'ı tuttuğu ada hangisidir? İkinci sorumuz. Kader'in cilvesi etiketiyle Instagram'dan Twitter'dan bekliyoruz. Şövalyelerin Cem Sultan'ı tuttuğu ada hangisidir? Ama lütfen etiketimizle gönderin. Siz aslında bir tekmeleme hikayesinden bahsetmiştiniz. Evet, evet. O sizin kitapta da var. Var. Alabilir miyim? Yani Fatih Sultan Mehmet, Cem Sultan daha doğrusu 1459 yılında doğdu. Fatih Sultan Mehmet'in üçüncü ve en küçük oğlu en büyükleri Bayezid. Amasya'da Mustafa var arada. Şehzade o Mustafa. Ölmüş. Ama o otluk beri Savaşı sonrasında 1474 yılında aniden vefat etti. Hı. O şehzade ölümleri genelde şaibeli, tabi. bilemiyor. Şaibelidir. Dolayısıyla iki oğlu hayatta kaldı. Cem Sultan öldüğü zaman İbn Kemal'in o tevarih-i hal Osman'ında okudum. Tabii onun dili fevkalade ağırdır. Neredeydi o? Eee Cem'in beş tekmeliyor. Aklımda kaldığı kadar söyleye dili ağır çünkü Kemal Paşa Zade'nin. Yani saltanatta varis azlığı kadar çokluğu da iyi değildir diyor. Hı hı. O da tehlikelidir değil mi? Devlet parçalanacak, bölünecek. Neden? Devlet hanedanın ortak malıdır da ondan. Mirası çoğalacak. Dolayısıyla Cem'in doğumuna başlangıçta sevinmiyor. Hatta yine Kemal Paşa ifade ediyor orada o tekmeden dolayı Cem'in biraz biraz gözünün şehla olduğu yazır yazılıyor hacı hmm. Tevarih'te yazıyor bunu ayrıca Saadettin efendi hakikaten dikkat edilirse bazı resimlerinde bazı tabi sanat tarihçileri yorumluyor sanki bir, bir gözde şehlalık var gibi derler hmm. öyle bir. Bu arada bir şey, şey soruyorum resim demişken bir tane bir dönem çok tartışılan bir resim vardı oradaki Cem Sultan mı değil mi diye. Onu size sorsak olur mu? Olur, sorun. Tamam. Dün yani sordunuz zaten herhalde yani. Bilmiyorum. Buyurun. Ha bu resim. Valla bunun net olarak Cem diyemiyoruz ama Cem Sultan'ın diğer resimleriyle mukayese ettiğimizde benziyor. Tabii bu yan yana getirilmiş poz verilmiş değil Fatih Sultan Mehmet poz veriyor centiyle belli niye poz veriyor hı hı. ama sanki bu sonradan ilave edilmiş birisi belli niye izafe ediliyor ama yüzde yüz. Doğru diyemiyoruz. Benim şahsi kanaatime göre niye olmasın gibi düşünebiliriz. Es... Çünkü, affedersiniz lafınızı kestim. Hocam. Bayezid o sırada biraz yaşlı. Bu genç. Mustafa da hayatta değil. 1474'de vefat etti. Dolayısıyla e, Fatih'in yanında oğlunda, oğlundan başkası kim olabilir? Bir seyircimiz sormuş Sena Coşkun diyor ki portredeki kişinin Cem Sultan olduğu düşünülüyor. Peki babasıyla neden aynı boyda resmedilmiştir? yani o ressam Yani niye öyle bir proporsiyon yapmamış birini daha böyle bir Yok. baba oğul hani o artık, biri daha büyük isim? o res, ressamın takdiri artık o burada bir portre var. O, o dediğiniz daha çok tahta padişah yüksektedir, huzura gelen daha alçaktadır. Hı -hı. Hani kanunu ile barbarosun resimleri var ya biri yüksekli, biri alçak. Burada o geçerli değil. Hı -hı. Bu ressamın kendi tasarımı diyebiliriz. Pekala. Şimdi Hı -hı. yeniden dönelim. Ee, haber alınıyor daha doğrusu şehzadelere ulaklar gidiyor ve baba öldü şeklinde haberi verecek. O dakika itibariyle ne yaşanıyor? Karamani Mehmet Paşa Cem'den yana dedik. Çünkü Karamani Mehmet Paşa reformist bir padişah. Hatta bu kanunname de onu, yani onun girişimleriyle hazırlanıyor. Bunu da belirtelim. Bu kanunname Fatih Sultan Mehmet'in hattı hümayunu, onun fermanı. Hattı Hümayun padişahın fermanı demektir biliyorsunuz. Ama İshak Paşa'nın adamları Cem Sultan'a gönderilen elçiyi yolda yakalıyorlar. Konya'ya ulaşmasına engel oluyorlar. Bayezid'in adamları zaten gitmiş. Aynı zamanda İshak Paşa İstanbul muhafızı ya Cem'in ortanca oğlu korkudu saltan tahta geçirmiş. Bir nevi saltanat naibi yapmış onu. Garantiye almış onu adeta. Dolayısıyla zaten e, Karamani Mehmet Paşa Fatih'in ölümünü uzun süre saklayamadı. Hemen duyuldu ve Yeniçeriler ayaklandılar. Karamani Mehmet Paşa'yı feci bir şekilde öldürdüler. Kellesini bir mızrağa takıp dolaştırdılar. Tabii, hazin bir şey bu tabii ki. Dolayısıyla e, Cem'in şansı yoktu. Yani İstanbul'a ulaşmada fazla şansı yoktu. Şans Bayezid'den yanaydı. Geldi, Korkut'tan ta, taht boş kalmaz. Mutlaka orada birisi oturacaktır. E, o da naip olarak oturacaktır. E, Cem daha sonra tabii ayaklandı. Sorunun cevabını vermeyelim şimdi. Hı -hı. Kendisini para bastırdı bir yerde. Saltanatını ilan etti ama tabii ki geçersiz. Evet. Hı -hı. Pekala sonrasında... Tabii paylaşma yine... meselesi var. Evet. Evet. Bu arada bir soru daha e, soralım. İstanbul'da tahta çıkan ilk padişah kimdir sevgili seyircilerimize? Bu üçüncü sorumuz olsun kaderin cilvesi etiketiyle. Şimdi e, parasını bastırıyor kendini padişah ilan ediyor ve para bastırıyor. Para bastırıyor. Hutme bu parada ne yazıyor hocam? Bir yüzünde işte adı, san, adı yazıyor. Cem İbni Bin Mehmet gibi baba oğul adı yazılıyor bir yerde de önemin şeyi yazı basıldığı yer yazıyor. Durube Durube fi hı hı. Konstantinopolis yazar. Osmanlılar devletin sonuna kadar hep Konstantino, Konstantinopolis Konstantinopolis'i kullanmışlardır. Konstantiniye'yi kullanmışlardır. Hı hı. Bazen İstanbul demişlerdir ama e, bir yerde basıldığı yer bir yerde kendi adı yazıyor. Evet. Sonra devam edelim mücadeleye. Tabii e, Bayezid tahta geçtikten sonra kardeşiyle mektuplaşıyorlar. Cem Sultan, saltanatın mirasçısı ya, hı hı. hak iddia ediyor haliyle. Nitekim, demin dediğim gibi e, Türkmenlerin onu rencide etmeleri, üzmelerinden dolayı da onları çok sert bir şekilde öldürüyor. Hı hı. Hatta çiviletiyor, muhlatıyor diye bir ibareler var. Siz reaiyasınız, ne karışırsanız. Bu benimle kardeşim arasındaki bir miras meselesidir bu diyor. Hı hı. E, ne dedi Cem Sultan? Anadolu benim, Rumeli senin olsun. Hı hı. iki hükümdar olsun. Ama Osmanlılar ta öteden beri zaten paylaşım sistemine karşı çıkıyorlardı. Ülüş sistemi denilir ona. Bunu zaten karşısındaydılar. Devletin parçalanması dış güçleri tabii ki işlerin içine gel, işine geliyor. E o sırada Balkanlarda hemen yeni oluşumlar Fatih'in ölümünden sonra başladı. Fatih'in ölümü İtalya, Venedik'te nasıl duyuruldu? Büyük kartal öldü şeklinde duyuruldu. Bayram edildi adeta. Tabi ardından da birazdan bahsedeceğiz oğlunun oralara gitmesi. Onlar için çok büyük bir nimet oldu adeta. Hı hı. Koz oldu. Evet Evet. onların mücadelesi evet. sürüyor. Yani reddetti. Şunu hı hı. söyleyeyim o Arapça bir ibare. Bayezid'in kardeşine cevabı. La erhame beynel mülük oldu. Akrabalar arasında... E, padişahlar arasında, padişahlar şehzadeler arasında. arasında. Yok <laughs> yok, yo, mülük. Padişahlar ha. arasında akrabalık yoktur. Akrabalık. Yoktur ifadesi. Aynı zamanda güzel bir benzetmesi var gene. Saltanat bir geline benzer. İki kişiyle aynı anda evlenemez. Evet. Yani, yani. Aslında şöyle, e, baktığımızda <laughs> kardeşine karşı sabırlı olduğunu da söyleyebiliriz değil mi bir noktada? Çünkü sabırlı. güzel teklifleri de yok değil. Yani karşılıklı geliyorlar, ilgileniyorlar. Kardeşini yeniyor ee, ama onun yine kaçışı ve sonra taht konusundaki ısrarı devam tabii, ediyor. Yani tabii. hiç öldürme e, ha. durumu ihtimali varken bunu kullanmadığı olmuş mu 2. Güzel, Bayezid'in Cem Sultan? In? bir şey hatırlattınız bana. <laughs> Kardeşine şu teklifi götürdü sen Kudüs'te otur ben sana yıllık 10 kere 100 bin yani o zaman milyon kullanılmıyor 1 milyon akçe tahsisat vereyim ama saltanat işlerine karışma dedi Cem en, kabul, etmedi kabul etmedi abisinin bu teklifini iyi buyurdunuz yani saygılı kardeşine karşı mektuplaşmalar o kadar güzel yumuşak ki. İki kardeşin evet. birbirlerine. Hatta ben de Nazım yoluyla şeyleri var. Müsaade eder misiniz? Buyurun hocam. Yani mektuplaşmalarında diyor ki. Cem abisine. Sen pisteri gülde yatasın şevk ile handan. Ben kül döşenem külheni mihnette, Sebep ne? Hmm. Sen orada gül yastıkta yatıyorsun. Ben külhanda kül döşeniyorum. Sebep ne diyor? Yani bu devlette de benim de hakkım var demeye getiriyor. Bayezid'in cevabı. Hmm. Çün ruz ezel kısmet olmuş bize devlet. Takdire rıza vermeyesin, vermeyesin buna sebep ne? Yani ezelden kısmet bize devlet. Devlet bize kısmet diyor. Hmm. Buna niye takdire razı olmuyorsun diyor. Cevap veriyor. Devamı. Haccül haremeynim deyü davalar edersin. Ya saltanat dünya için bunca sebep ne? Hacısın. Hacca gidip geldin niye hala ısrarla dünya saltanatını istiyorsun? Diye şey diyor değil mi Cem Sultan bu dünya saltanatı adaletle paylaştırmayı emrediyor. Hacca giden kişi talep etse ne olur? Sizin de söylediğiniz gibi ben... hacı olmakla övünüyorsun. Öyleyse dünya saltanatına bunca bu. talep ne? Ya, evet. ya çok zekice. Çok güzel. İkisi de çok Bunlar zekice. Çok iyi yetişmiş insanlar, şehzadeler. Yani Farsça divanı var, Türkçe divanı var. Ama ne enteresan Müthiş yani inşallah. ikisi de taht için mücadele ediyor hoş artık ikinci beyazıt oturmuş tahta ama öbürünün de Cem Sultan'ın da iddiası ve isteği sürüyor ama birbirleriyle şiir yoluyla haberleşiyorlar. Ee, bu arada e, hacca giden tek erkek değil mi? Hanedandan, Hanedandan. tek erkek. Tek erkek. Diğerleri gitmiyor diyor, vekil gönderiyor. Bilhassa saray kadınları. ...vekil gönderiyorlar e şeylerden de var... E, ...padişahlardan da var... ...ama Vahdettin, Sultan Vahdettin... ...tamamlayamamış karışıklık dolayısıyla... ...yapmadı o gitti oralar ama yapamadı... ...yapamadan Bilmiyorum. dönmüş... ...tam hac mevsimi de olmayabilir... ...evet e, işte bir mektup örneği... ...şimdi aslında hacca gitmesini... ...oradan aldığı manevi kuvvetle... ...yeniden bir e, atağa girişiyor... ...bunu da kullanmak Doğru. istiyor ama... ...doğru... Hı -hı. E, Kahire'ye döndükten sonra tekrar Anadolu'ya geliyor... Cem Sultan tekrar asker topluyor. Hatta bu sefer e, Karamanoğlu bakiyesi, Karamanoğullar artık yıkılmıştı. Ama Kasım Çelebi var, Kasım Bey var. Onunla bağlantı kuruyor. Kasım'ın da desteğiyle tekrar abisine karşı ayaklanıyor. Savaşma girişiminde bulunuyor e, Cem Sultan. Tabii başarısız oluyor. Kasım'ın şeyiyle, teklifiyle, Kasımın Karamanoğlu Rodos Rodos'a gidiyor. Hmm. İşte en büyük hatası. Hata o. Ama niyetini ne? niyeti. Nedir? Onların yardımıyla Rumeli'ye geçmek, Rumeli'de asker toplayıp yine abisiyle mücadele etmek. Hedef Rumeli. Osmanlı Avrupası. Yani. Ama yani düşmana sığınıp da. Şöyle o zaman Osmanlılarla şeyle mesela 1478 yılında Fatih'in ölümünden 2-3 yıl kadar önce Cem Sultan Rodos'a elçi olarak gönderildi zaten bazı kişilerle. Dolayısıyla Rodos şövalyeleriyle bir bağlantısı var, tanışıyor onlarla. Hatta niyet ettiği zaman Rodos şövalyeler her şeyden haberdar, üç gemi gönderiyorlar. Aldırıyorlar Tarsus veya şeyden işte ...Patara Limanı'ndan. Bugün hmm. de turistik bir merkez. Oradan aldırıp Rodos'a götürüyorlar. Evet. Ama ee, tabii onun en talihsiz, en acı günlerinin başlangıcı da... hani bak, ...Rodos Şövalyeleri ile birlikte onlara <laughs> inanıp, güvenip, onlara sığınması... ...ama adeta bir esir hayatı değil mi? Gibi. Esir lafını kullanmak istemiyorum. Rodos Şövalyelerin reisi üstad Azam, Grand Metre derler onu Fransızca. üstad Azam'dır o. Biliyorsunuz Odos Şövalyeleri Katolik dünyasının ileri karakoludur. İslamlar, Müslümanlara karşı. Dolayısıyla çok önemli. Saint Jean Şövalyeleridir onlar. Dini yönleri vardır. Bir tarikattır adeta. dolayısıyla Rodos Şövalyeleri Cem'i koz olarak kullanıyorlar. Çok iyi karşıladılar. Çok güzel resimlerle şeyler var, çizimler var. Ama tabii Pierre Dobison o sırada üstad Azam çok kalmıyor Cem Sultan şeyde o adada hemen Fransa'ya gönderiliyor deniz yoluyla tabii ki. Hı hı. Yeni bir işte asıl macera ondan sonra başlıyor. Evet bu arada vakatı Sultan Cem e, tarihi bir önemi var. Ee, üç yazma nüshası varmış. Kanuni tamam. devrinde kaleme alınan ve yazarı bilinmeyen gurbetnameyi Sultan Cem adlı eserde küçük farklılıklarla buna benziyor deniyor. Biri Viyana Milli Kütüphanesi'nde, biri Said Paşa Kütüphanesi'nde, evet. bir de e, Şevket Radon'un şahsi kütüphanesinde e, olduğu söyleniyor. İsmi tam bilinmemekle birlikte bu şahıs o gurbette hep Cem Sultan'la beraber değil mi bunu yazan kişi? E, i̇smi biliniyor. Bayati Hasan bin Mahmut o. Şey deniyor, e, Haydar Çelebi Oha vakait cem hani. ayrı vakait cem affedersin benim dediğim şey e, Siz o camı şeyi... cemayin Ha camı cemayin onu ben yazdım ansiklopediyi oradan biliyorum kafam ha -ha. oraya gitti. Vakıat-ı sultan cem doğru. Haydar adlı birisine izafe ediliyor ama o bütün kaynaklar da onu kullanıyor ama çok önemli bir eser. Evet kesinlikle. Tabii. Şimdi şu benim ilgimi çekti burada. Ee, sizin dediğiniz gibi Haydar Çelebi e, Cem Sultan'ın en yakın e, müsaitlerinden bir tanesi ve defterdarı. Şimdi diyor ki hatta şehzadenin ölümünden sonra eşyaları maymunu ve papağanıyla ile birlikte e, İstanbul'a gelmiş. O papağan hikayesi de enteresan. Birazdan onu da anlatırız. Burada yani benim aslında biraz da böyle esir gibi benzetmemin sebebi şu. E, sadece ilginç olan şeyleri yazmış. Mesela düzenlenen bir eğlence hayatı, yolculuk sırasında gördüğü yerler. Birkaç tane şehir. Yani oradaki insanlarla hiçbir e, haşır neşir hali yok. Herhalde hep böyle çevresinde e onu koruyup kolladılar ya da bir yere gitmesine müsaade etmediler. Uzun süre Nice'te kalıyor. Nice, Fransa'nın sahil şehri. Nice şehrinde kalıyor bir hatta bir şeyi var. O çok güzel bir bulabilirsem onu okuyayım ama bir beyiti var onunla ilgili. E, ha buldum. Acayip şehrimiş bu şehrin nitse, ha, nitse derler evet. sırada... ki kalır yanına herkesi nitse. Neyse kalır. Aha. Çok seviyor nisi... Hı hı. <laughs> gene bir yerde okudum. Affedersiniz gene. <laughs> Roma sokaklarında dolaşıyor. Zaman zaman gezmesine izin veriliyor. Bu kule? Ha bu e, Burganyov şatosu bu. 5 şato. yıl kadar kaldığı yer. Her katta ayrı kişiler kalıyor. ...tabii koruyucular var kaçmaması, kaçmasını engellemek için. Sanıyorum dördüncü katta da Cem Sultan kalıyor. Bir şeyi de var e, odası da temsili bir odası da var çalışma odası da var. Orada kalıyor. Hatta bir seyircimiz e, sormuş ismini bulabilirsem burada. E, acaba diyor kaçma girişimi de olmuş muydu o dönem? Olmuş. Ellerinden? Oldu. Hı. Oldu ama başarılı olamadı tabii ki. Hedef dediğim gibi Macar kralın kralı ile irtibat kurmaya çalışıyor. Macar krallığına gidip gene onun da desteğiyle Balkanlarda kuvvet toplayıp abisine karşı savaş. Hep saltanat yani. Var ama başarılı olamıyor. Ama Rodos Şövalyelerine sığındıktan sonra onların Rumeli'ye geçişine izin vermemesiyle birlikte herhalde artık yanlış adım attığının farkına farkında, varıyor. Farkında, farkında. Peki Papa'yla e, karşılıklı gelmesi ve ondan istekte bulunması ne zamana denk geliyor? Papa'yla şeye gittikten sonra uzun süre şeyde Nis'te kaldıktan sonra Roma'ya veriyor onu. Roma'ya gidiyor Dardos, Papa. Papalardan birisi bu. Hı hı. Ama innosan değil bu. Papa innosan. Uzun süre onunla birkaç hı hı. defa yüz yüze görüşüyorlar. Hatta e, papa kendisine din değiştirmeyi teklif ediyor. Ha, Hristiyan Hırs oluyor. Hristiyanlığı benimsersen seni meşru hükümdar ilan ederim diyor. Onda bir gücü var. Manevi gücü var. Hı. Cevabı çok tabi manidar Cem Sultan'ın. Değil Osmanlı saltanatı dünya saltanatı da verseniz dinimden dönemem diyor değişmiyor yani. O, o kaynakları var onun. Hı, hı. Evet. tabi şey çok enteresan. Ha bu, yani e, şey bu Innocence'ın temsili bir heykel galiba o. Evet. Şey bu galiba. Bu arada e, Cem Sultan hani dünyaları da verseniz ben dinimden vazgeçmem evet. diyor ama sonrasında kendi evladı Hristiyan oluyor. Murat Şehzade Murat Rodos'ta kalıyor o. Çocuklarını götürmüyor oraya. Öbürü oğlu Oğuz Oğuzhan ikinci 2. Bayezid'in emriyle öldürülüyor. Onunla ilgili ferman da var burada. Peki neden Rodos'tan götüremiyor çocuk? Şimdi ilk burada vakatı Sultan Cem'de Konya'dan ayrılışında ilk ayrılışında annesi haremi işte evladı ve cariyelerden oluşan 40 kişilik bir kafileyle yola çıkıyor. Sonra kendisine katılanların sayısı 300'ü bulmuş. Rodos'ta Rodos 30 kişiyle gitmiş, çocuklarını ve validesini Mısır'da bırakmış diyor. Doğru. Ee, de kalan bazı adamları ise daha sonra kendisine katılmıştır. Rodos'ta azat ettiği esirlerle mahiyetindeki insanların sayısı daha da artmış. Fakat bunların bir kısmı çeşitli sebeplerle kafileden ayrılıyor. Çoğunun akıbeti bilinmiyor. Ama diyorsunuz ki şeyde kaldı, Rodos'ta, ee, Rodos'ta kaldı. kaldı. Bu şey işte enteresan. Kulum İskender Biti sana vasıl olduğu gibi bilesin ki Gediyi tepeledim. Gedik Ahmet Paşa'yı tepeledim. Neden? Gedik Ahmet Paşa Cem Sultan'ın lalalarından birisiydi. Şehzadeliğinin yani lalani onu yetiştiren kişi. Hı hı hı. Tepeledim. Sen de Cem'in oğlu oğlunu mecal vermeyip boğdurasın ki gayet mühimdir. Ama bir ehad vakıf olmasın, bir kimse bunu duymasın diyor. Hakikaten Kendi değil. el yazısı. İkinci bayezidir. Çok enteresan ama Tuğralı bakın. Tuğrasıyla. Hazin bir olay tabii. Orada yazıldığı yer de var bakın. Evahır şehri şevval sene seb'a semani ve semanim ve tisamiye. 987. Ya. Şey çok değişik ama mesela... Kimisi... 887 düzeltiyorum. Şimdi dediniz ya hani Rodos'ta kalıyor dediniz ya. Hmm. Sonradan mesela şöyle yazanlar da var. Ee, kanuni aldığı zaman işte o olan oğlanı da öldürdü filan Öldür. diye. Yani Doğru. farklı yazanlar söyleyenler var. Doğrusu yaşadı ve Yaşadı. Onun bir süre yaşadı. Hmm. 1522 yılında Vodosu fethetti Kanuni Sultan Süleyman tabii ki. E, ya öyle bir şey ki e, kurutuyorlar adeta. Erkek nesli kurutuyorlar. Kimse kalmıyor. Hmm. Çünkü pay, paylaşım meselesi var. Devletin parçalanması meselesi var. Öldürtüyor kanuni Murat'ı. Hmm. Peki Hristiyan? Zaten Hristiyan da olmuş. Bilmiyoruz tabii oldu diyorlar ama acaba hakikaten oldu mu? E, 2015'te Murat Bardakçı'nın yazdığı bir <laughs> e, köşe yazısından okumak istiyorum. Hmm. Şimdi enteresan. Şöyle diyor. Cem'in Rodos'ta yaşayan oğlu Şehzade Murat 1492'de Hristiyan olmuştu. Bu şehzadenin soyu. Daha sonra günümüzde Osmanlı-Bizans karışımı bir aile olarak devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Şöyle ki şimdi Fatih İstanbul'u fethetmesiyle birlikte e, Bizans'ın son imparatoru 11. Konstantin Dragasis Paleologos Hanedanına mensup ve e, sona eriyor tabii. Tabii, tabii. Şimdi Paleologosların bazı mensupları kuşatma sırasında bazıları da şehrin düşmesinin ardından İstanbul'u gizlice terk etmişler. Evet. Cem Sultan'ın soyundan gelenlerle sonraki asırlarda bunlar evlilik yoluyla akraba olmuşlar. Söylenen rivayet odur ki. Enteresan değil yani mi? Yani bunların çok güçlü bir mesnedi, dayanağı yok ama. Yani Hı -hı. E... Şimdi diyor ki, e, Şehzade Murat Babası da sert Murat oğluyla birlikte öldürülüyor. Oğlu da var. Ha şimdi bazı öyle yazıyor. Bazısı Kızından da devam edildi. Şöyle bir iddia vardı. Ha şimdi burada e, iddia odur ki onlardan bir tanesi babasının sürgünü sırasında Rodos'a yerleşti Şehzade Murat ve Maria Concetta Doria adında bir İtalyan kadınla evlendi. Daha sonra garip bir iş etti. Müslümanlığı bırakıp Hristiyan oldu. 1492 Kasım'ında Papa 6. Alexander tarafından vaftiz edildi. Pierre adını aldı. Papalık prensi yapıldı. Napoli kralından başka bir asalet ünvanı Roma senatosundan da vatandaşlık aldı. Rodos'ta çoluk çocuğa karıştı. Kanuni'nin adayı fethetmesine kadar burada prens olarak yaşadı. Ve Türklerin eline geçmesinin ardından 27 Aralık 1522'de kış günü boğduruldu. Tamam buraya kadar tamam. İdamında 48 yaşındaydı. Şimdi buraya kadar Türk ve Vatikan tarihleri aynı bilgiyi veriyor. Buraya kadar tamam. Sonra Aman Şimdi Türk kaynakları Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat'ın Cem adındaki oğluyla beraber idam edildiğini söylerken Malta, Rodos ve Vatikan arşivlerinde bulunan belgeler diyormuş ki küçük Cem öldürülmedi, Nikola ismini alıp Malta'ya yerleşti ve 1536'daki ölümüne kadar burada yaşadı. Ve şu anda Cem Sultan'ın Avrupa'daki torunları işte bu küçük Cem'in yani sonraki adıyla Prens Pierre'le oğlu Prens Nikola'nın soyundan geliyorlar. Hatta bunlar e, sayıt olmuş aile isimleri. Aile reisi Malta'da yaşayan işte George Alexander Said Zammit adında bir arkeolog olarak tuhaf bir kader işte kaderin cilvesi diyelim. Ya tabii şöyle ben bizim kaynaklara güvenirim. Bizim kaynaklarda Ama acaba bunu özellikle bizim mi böyle Bu kadar detaylı bilgi yok ama. Hı hı. Bir de yani. Ama bizimkiler kanun ile beraber işte kanunla yani tetiklendi. birlikte, öldürüldü, birlikte diyor. öldürüldü diyor. Aynen kanunun oğlu Mustafa ve oğlu Mehmet'in öldürülmesi gibi. Dedi mi? Hı. Erkek kimseyi bırakmıyorlar. Hı hı. Yani hak iddia etmesin devlet dedi ama bunlar bilemiyorum. Ne derece dayanak güçlü? Size katılıyorum kesinlikle. Biz metodolojik yaklaşıyoruz daima acaba hep acaba. Tabii ki <laughs> bir de e, özellikle böyle bir bilgiyi e, kendi kaynaklarına koymuş olmaları kendilerince şöyle mantıklı diyor ki e, Şehzadenin soyundan gelenlerle bazıları sonraki senelerde Bizans'ın Paleologos Hanedanına akraba olan Bizans aristokrasisinden Vasallo ailesinin mensupları ile evlenip Bizans kontu oldu. Yani kendi soruna karıştırıyor anlatabiliyor Kaynaklar muyum? Var mı? Ya kaynak işte kendi Vatikan arşivleri, bilmem ne, Aman. Malta, Rodos arşivleri. Hani arşiv, istediğini yazsın. numara. Evet. Aman. Ama şöyle zaten Osmanlı hanedanını tanıyan ve Kanuni'nin e, hükümlerini az çok bilen bir kişi o çocuğu orada canlı bırakmayacağını tahmin Kesinlikle eder bence. Yani böyle o biraz zor yani. Evet. Zor. Evet. Dayanak zayıf yani. Evet. Peki hocam şöyle şöyle devam edelim. Ee, i̇kinci Beyazıt tabii kardeşiyle bu mücadelesinde fetihler noktasına çok zorlanıyor. Sizin ifade ettiğiniz gibi. Bir de e, kutsal emanetler de gündeme geliyor. Yeter ki işte Osmanlı topraklarına gelmesin diye. O kutsal emanetlerden biraz bahsedelim yani mi? Yani kutsal emanetlerin esas e, Mısır'dan İstanbul'a gelmesi Yavuz Sultan Selim zamanında oluyor. O dönemde çok fazla da benim bildiğim kadarıyla yok. Cem döneminde. Ama şey yani. Hristiyanların kutsal emanetleri. Yani Aa, şöyle ki e, Yahya Evet şeyi, evet. E, ellerinde bulunduranlara, kardeşin ellerinde bulunduran ama çuvallar dolusu altınla birlikte kutsal emanetleri de e, verdiği söyleniyor. İşte sizin dediğiniz gibi vaftizci Yahya'nın Yahya eli Hazreti İsa'nın böğrünü deldiğine inanılan mızrakla dudaklarına sürüldüğü düşünülen o hmm. e, sünger. Benim bilgim de bu kadar yani bu hususta fazla bir şey ne söylenebilir bilmiyorum yani. Ama tabii Padişah'ı çok zorladı bir gerçek öyle değil mi? Ha o bir nevi yarı fetret gibi bir dönem ya 14 yıl. 14 yıl kadar uzun bir dönemde Yavuz II. Bayezid'in adeta eli kolu bağlanıyor. Çünkü sürekli paralar gönderiyor. Hı hı. Yani on binlerce altın, Venedik altını, Duka tabii ki bunlar genelde. Rodos'a daha sonra Papa'ya Yüklü miktarda paralar gönder, hatta gönderiyor dönemin kapıcı başı Mustafa ağasıyla da yüklü miktarda gene altın gönderiyor. Müstakbel koca Mustafa Paşa hmm. İstanbul'un önemli bir semtine adını veren hmm. paşa bizzat Roma'ya gidiyor. O zaman kapı ağası saray görevlisi yani. Dolayısıyla e, hatta hatta e, şöyle de yorumlar bazı tarihçiler. E, Rodos şövalyeleri adeta 1480 Rodos kuşatmasının tazminatını aldılar adeta. Oo. Tabii bir nevi. O kadar. Hatırlayacaksınız 1480'de bir Rodos seferi var Fatih'in. Kendisi gitmiyor ama Mesih Paşa'yı gönderiyor malumunuz. Bu nevi onun tazminatını alıyor diyorlar. Papa'ya çok yüklü miktarda paralar gidiyor. Ve Avrupa devletlerine de casuslar, elçiler gönderiyoruz. Bütün korkusu Cem'in serbest bırakılması. Bırakmayın diyor. Ve sonunda da Papa ile anlaşıyor. Çok yüklü bir meblağ vererek imhası yolunda da bir anlaşma yapıldığını biliyoruz. Yani hmm. maalesef. Cem Sultan nasıl öldü? Vallahi Cem Sultan'ın ölümü e, hazin tabii ki. E, Roma'ya Fransa Kralı 8. Şarl giriyor. Cem Sultan'ı zorla alıp talep ediyor, istiyor bunu bana verin diyor. Hedef yeni bir Haçlı Seferi. Cem'i kullanarak Haçlı Seferi düzenlemek İslam dünyasına karşı. Papa tamam diyor ama zehir veriyor. Öyle bir zehir ki etkisi birkaç gün sonra çıkacak bir zehir. Hmm. Zehir uzmanı onlar adeta yani. Benim elimde ölmedi Herkesi. o kendi öldü yani diye göstermek için. Birkaç gün sonra da eli yüzü şişiyor. Tam bir zehir belirtisi o. Hmm. Ölüyor. Ee, naaşı tahnit ediliyor. Mumya falan diyorlar ama mumya bizde pek yok İslam dünyasında. Tahnit. İç organlarını çıkartılıp belli işte bal mumu, bilmem bal gibi şeylerle onu daha uzun süre yaşama kokmadan varlığını sürdürmesini sağlamak. Bir tabuta koyuyorlar. Ee, orada bir e, yerde bir bahçeye gömüyorlar dört yıl kadar orada kaldı Cem'in naaşı ta 1499 yılında 1495'te ölüyor 99 yılında Bursa'ya getiriliyor ve e, Muradiye'deki e, Şehzade Mustafa türbesine gömülüyor çok süslü bir türbedir o Cem'in türbesi hmm. orada metfun şu anda ama e, aslında çok da üzülüyor kardeşinin ölümüne <laughs> Üç gün yas ilan ediyor 2. Bayezid. Gıyabi cenaze namazı kılıyor İstanbul'da. Tabii ki çok üzülüyor. Yani nihayet kardeşi aynı kanı taşıyorlar. Anneleri farklı ama kardeş babaları Fatih Sultan Mehmet. Hazin tabii bunlar yani. Bizler için çok üzüntü verici. Yalnız gerçekten nasıl bahtsızsa sonrasında bir sandukası falan da çalınıyor yani. Cem Sultan evet tarihe mal olmuş birisi. O bir gerçek. Onu bulursam şimdi okuyacağım. Ha burada. Evet. Ha, kardeşin ölümüne çok üzülen ikinci Bayezid Gıyabi'nde cenaze namazı kıldırıp üç gün yas ilan etti. Cem'in cenazesini yaban ellerde bırakmadı. Uzun uğraşlar sonucu ...1499'da... ...Ocak ayında vatanına geri dönmesini evet. sağladı. Bursa'da kardeşi Mustafa'nın yanına... ...defnedildi evet. talihsiz şehzade. Ama e, bu sefer de ...bir e, şey geçiriyor. Bir hırsızlık... ...olayı oluyor ve sandukası da... ...çalınıyor. <laughs> bir ara tabii onlar yaşanmış. Asıl önemlisi daha hazin olanı... <laughs> e, ...ölümünden sonra... ...her devlet Cem'in... ...pabutunu kendisi almak istiyor. Ha 1855 Bursa depreminde. Tamam. Bu arada şunu o, da göstereyim. Son, 19. yüzyılı. Ama işte yine Ondan talihsiz yani. Yani ya, Vefatından ya. seneler sonra bırakıyor, yine başına iş gelmiş yani. kader peşini. Erhan Afyoncu'nun Sorularla Osmanlı İmparatorluğu. Ya bu da şöyle söyleyeyim size. Çok yani benim hep faydalandığım bir kitaptır böyle. Konu başlığı olunca soru cevaplarda... Burada çok rahatlıkla. Ha bu arada açtığım yerde şunu da söyleyeceğim. Cem Sultan'ın Farsça şiirlerine bakıldığında Osmanlı hanedanı içerisinde bu dili en iyi bilenlerden birisi olduğu görülüyor. Yani entelektüel kapasitesi de çok yüksek Cem Sultan'ın. Tabii ki. Tabii ki. Zaten orada kaldığı zaman İtalyancayı falan öğreniyor. Aa. Asa tam babasının yani, oğlu anlamada. Aşk macerasından söz edilir o ya. sırada <gülüyor> Aş, <gülüyor> Evet. insandır, niye olmasın yani şey olarak yani. O vakatı Sultan Cem'de o aşk <laughs> maceraları var. Var var. <laughs> hatta ee, bir halıda sevdiği bayanın da resmi resmi sureti var. Ben onu vermedim buraya Şey bir resmi. Öyle mi? Nasıl? Halı. Nasıl? İnce zarif bir bayan çizdirmiş yani öyle. öyle diyorlar ben orada okuduğum şeyden biliyorum. Vallahi bu vakatı şey Sultan Cem'de iki tane sanki böyle bir e, gönül macerası gibi gözüküyor burada. E, ya şöyle de biraz yapmışlar herhalde. Şimdi Macaristan'a geçmek istiyormuş. Tabii. Ondan sonra çeşitli vaatler... ve entrikalarla oyalarlarken bir taraftan da kendisi için özel eğlence alemleri düzenliyorlarmış ki. Hani sıkıntı yapmasın, tabii, tabii. isyan etmesin, ee, Yok, hoş, hoş tutmaya çalışıyorlar. Hoş i̇şte orada da böyle güzel kızları da özellikle o eğlencelere tabii. dahil ettikleri... Yani burada şey de yazıyor işte. Tabii ben, tabii. Ben tabii, bilmem. Tabii. Burada yazan e, Haydar Çelebi. İşte o Vakaf Sultan Cem'in şeyi. Ve burada enteresan hani böyle çok meşhur vardır ya papalık seçiminde bir sandalye hikayesi vardır. Hani cinsiyet... ...kadın mı erkek mi falan diye... ...onu bile yazmış şahit oldukları bu Bayağı var, evet. Çok de, enteresan, enteresan aslında enteresan. bu. Yayınlandı o. Önce, önce Tarih Osmanlı Encümeni Mecmuası'nda... ...daha sonra İsmail Hakkı Ertaylan. Hı hı. Onu yayınladı. O, o Bazı resimleri oradan çektim ben. Şimdi sevgili hocam... ...seyircilerimizden gelen merak ettikleri... E, ...soruları da burada bir... E, ...döneyim size sorayım. Mesela... ...Instagram'dan da yazıyorsunuz... ...Twitter'dan da teşekkür ediyorum... ...kaderin cilvesi etiketiyle... E, ...Efkan Şar diyor ki... ...Cem Sultan Beyazıt arasındaki mesele acaba... ...yine sadrazamların bir oyunu mu? Öyle görebilir miyiz? Tabii ki görebiliriz çünkü devlet adamları diyelim onlara... ...sadrazam Karamani Mehmet Paşa... ...Cem yanlısı... Hı hı. ...İshak Paşa'nın başını çektiği başka bir hizip de... ...Bayezid yanlısı... ...böyle bir oyun var tabii ki... Peki bir soru daha... Biz neden ismini Cem Sultan diye biliyoruz? Yani diğerlerinde böyle Sultan evet. Sultan isminin devamında sanki yok ama bu bu kadar e, akıllara nakşedilmiş vaziyette. Sebebi nedir? Ee, Merve Hanım'a teşekkürler. öyle girmiş diyorum ben. Bir de Cem adı çok kısa ya Cem 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 diye ama Bayezid diyoruz. Mesela bugün önemli bir İstanbul'un semti Beyazıt'tır artık hı hı. Bayezid, Beyazıt olmuş. O literatürü öyle görmüş, öyle girmiş ben öyle açıklıyorum. Cem Sultan. Sultan Cem değil bakın. O daha onu sorsa daha iyiymiş ha, hatta. Ha. Mesela Sultan Bayezid, Sultan Mustafa diyoruz. İ, i̇sim önce gelirse saray kadınları için kullanılır. Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Hürrem Sultan gibi. Bu Cem Sultan. Buna mahsus bir isimlendirme. Evet. Ceme mahsus bir isimlendirme bu. Peki bu neden, kadar... neden? öyle? Peki bu kadar çok e, yani tamam başına kötü hadiseler gelmiş ama netice itibariyle yani Devlete zararı da olmuş. Muhakkak. Yani hani ikinci Beyazıt'ın aslında babasının e, o yani fetihler siyasetini yürütememesi, elinin kolunun bağlı olması, ne bileyim e, bir sürü para dökmek zorunda kalması, e, sonra gel tabii, demiş tabii, devleti tabii. bölüşelim demiş, devleti yani. bölüştürmek istemesi falan. Ama yine de hani ikinci Beyazıt o kadar gönüllerde değil Cem Sultan kadar. Neden? Niye bu kadar <laughs> çok sevilmiş? Cem Sultan mı? Evet. <laughs> biraz da işte bizim insanımız duygusaldır. Mağdur olmuş Hı. yüzüyle bakıyor Cem Sultan'a. Yani hakkını alamamış, miras hakkını alamamış ama o da devlete zarar verecekti. Hı. Asıl önemlisi dahildeki zararlar kadar o dönem Endülüs Müslümanları e, İspanya zulmü altında inim inim inliyor, yardım istiyorlar. ...gerekli yardım yapılamıyor. Hı hı. Böyle bazı Akdenizde gezen başıboş Türk korsanlar onları gemileriyle alıp Kuzey Afrika'ya bir Anadolu'ya getirdiler. Kemal Reis gibi, Burak Reis gibi, hı. Barak Reis gibi. Hı hı. Daha sonra tabi Yavuz ve Kanuni dönemlerinde o göç devam ediyor. Hele hele ikinci Bayezid zamanında 100 bin kadar Yahudi geliyor işte. Osmanlıya Bayezid onlara vatandaşlık hakkı veriyor, kabul ediyor. Şu var, bir de yanlış anlaşılan bir şey var. Bütün bütün fütühat durmuyor. Mesela 2. Bayezid zamanında Boğdanın gerçek fethi tamamlandı. Kesin olarak fethi tamamlandı. Kili ve Akkirman alındı Karadeniz'in, Batı Karadeniz. E bu denizcilik sanda. alanında çok ciddi çok atılım ileri, yapılıyor. Çok ileri bir atılım yapılıyor. Venediklilerin elinden Modon, Koron, İnebahtı, Dıraç. Hmm. Fatih'in alamadığı Dıraç, Arnavutluğun o sahil şehri. Buralar alınıyor. Yani bütün bütün de bir şey yapılmadı değil. Ama tabii engel oluyor. Biraz duraksatıyor bu olay. Bir de şöyle mesela Sofu Padişah deniyor ona. Gerçi mesela neden veli dendiği biraz da şeyden anlaşılıyor. Evet. Vakıfları iade Va etmesinden. Vakıfları de. iade etmesen vesaire anlaşılıyor da ama şey de değişik. yani Mesela Avrupalı ressamlara Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı tabloları saraydan attırıp evet. pazarda evet, sattırıyor. Evet. Yani evet. çok başka kafalarda babayla. Öyle değil Yetişme mi? Yetişme tarzı. Yetişme tarzı. Mesela babasını fazla dindar görmüyor. Hakikaten Fatih Sultan Mehmet bildiğimiz anlamda dindar yani bağnaz bir dindar Değil. Ama dinini seven, dini ilahi kelimetullah'a e, Avrupa ortalarına kadar götüren bir de hükümdar. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani bağnaz bir Müslüman değil. Açık. Evet. Batıyı öğrenmek isteyen birisi ki Manisa'daki ikinci seyşadelik döneminde batılı muallimleri var. ondan danışmanları var. Onlardan yararlanıyor. Sırpça, Leh, bilmem e, Grekçe falan öğreniyor malumunuz. Fatih Sultan Mehmet. Çok farklı. Fatih'i bunlarla kıyaslamak mümkün değil. Peki şu, e, şunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu da kimin yazısı? Necdet Sakıoğlu. Bu arada Necdet Hoca'ya da buradan selamlarımı, saygılarımızı gönderelim. Saygılar gidelim. ben bey hocaya. Diyor ki, yalnız diyor şunu göz ardı etmeyin. Fatih'in Bellini'ye yaptırdığı resimleri saraydan çıkarttığı doğrudur. Doğru. Ama Leonardo da Vinci'ye Haliç ve Boğaz Köprüleri için projeler yaptırması aynı konuda Michelangelo'nun önerileriyle ilgilenmesi de önemlidir. Önemli, doğru. Pro şeyler var, çizimler var elimizde. Topkapı Sarayı arşivinde var. Ben var ben bunu getirdim. Ha buyurunuz. Ha buyurun. Bunlar Haliç'teki işte şeyi köprü tasarımı. Leonardo da Vinci'nin bu yönü de var. Yani evet bütün, enteresan. Bütün, tabii ki. Şimdi bu yiğidi öldür hakkını yeme diye bir laf vardır. Bayezid'in hakikaten bir yeri var Osmanlı padişahları içerisinde. Ayağını bağlayan kardeşi Cem'in ayaklanması olmuş. Hı hı. Maalesef yani. Ee, yine bir seyircimizin sorusuyla devam edelim. Dikkatimi çekmişti. <laughs> ee, Kaderin cilvesi etiketiyle göndermiş. Mert ee, Mertcan Bey'e teşekkür ediyoruz. Diyor ki peki neden uğursuz diyorlardı? Uğursuz diye ananlar da var diyor. Ya uğursuz diye şanssız diyelim belki uğursuz değil diye uğursuz olsun ki Cem Sultan. Yani herhalde zamanında ikinci Beyazıt'ı söylüyor. Cem Sultan'ı demiyor. <laughs> o herhalde küçük kıyamet Pardon. falan onlardan. Hani İstanbul'da yaşanan deprem. Tamam 1509 küçük kıyamet depremi ama yani onun bilmiyorum bundan bağlantısı görmüyorum. Olur, olur. Ama işte veli evet. diyenler de var ama tarihte başlarına gelen felaketlerden dolayı padişahı o dönem suçlayanlar da olmuş. Ne alakaysa. yok yok. Hatta sonra Edirne'ye gittiği söyleniyor. Edirne'de de bir daha deprem olunca orada da bir dedikodu kazanı i̇şte, kaynayınca geri dönmüş. Edirne bir ara Dimetoka'ya da gidiyor Yunanistan sınırında. Bugün onların elinde. Ama tabii büyük deprem bunlar burada. Orada mı deprem etkiliyor. olmuş? Ha bu bu İstanbul deprem orayı da etkilemiştir zaten. <laughs> 40 gün kadar mı artçılar var? Evet. Artçılar var aynı. Bu 100 yılda bir de yapıl görülen depremlerden birisi o. Evet. Depremciler kusura bakmasın ama yani her 100 yılda bir oluyor. 100 150 120 artı eksi olabilir. Yani zor bir dönem yaşamış zor aslında mesela dönem. hastalıkların da olduğu. Efendime söyleyeyim depremlerin de oldu. Şahkulu isyanı. İsyanın da oldu. Ama siz yayından önce çok böyle güzel bir şey yani zihin açan bir cümle kullandınız. Hani ikinci Beyazıt'la ilgili evet bu mukayese de onu tercih etmeyenler olabilir ama Yavuz da onun çocuğu. Ha. Yani gönlümüz sanki Cem'den yana gibi ama ondan da bir Yavuz Sultan Selim çıkmış. İslam dünyasını Osmanlı çatısı altına toplayan, evet. İslam birliğini hedefleyen, evet. 8 yıllık saltanatına çok şeyler sığdıran bir Selim'in babası. Bayezid'de yani. Evet. Şanssızlığı oğul Yavuz, baba Fatih. Evet. Yani o iki dönem arasında yani, kalması zor. tabii onu daha bir silikleştirmiş doğal olarak. Ee, belki şundan da bahsetmek lazım. Tamam bizim aslında konumuzun göbeğinde Cem Sultan var ama şimdi ikinci Beyazıt tamam tahta oturdu. Saltanatını da sürdü ama o saltanatın sonunda Yavuz tahtı öyle bir aldı ki Osmanlı tarihinde daha böyle bir şey yok. Yok. Onu da çok kısaca anlatır mısınız? Çok çok enteresan bir şey tabii ki. Ee, o da ayrı bir hazin bir olay tabii ki, daha baba sağlığında. Hı -hı. Kötü olaylarla karşılaşıyor e, 2. Bayezid. Oğulları çok dedik ya, Ahmet var, Korkut var, Şehinşah var, Selim var. Hı -hı. E, bir iki tane daha olacak küçük onlar. Bunlar arasında taht kavgaları. şey Şeyhinşah daha önce ölüyor. Çok Hı -hı. önce ölüyor. Ahmet Amasya'da, Selim Trabzon'da, uzak o zaten şeyi bile unutulmuş adeta. Korkut'ta, Antalya'da. Hı -hı. Bir ara Manisa'ya geliyor falan. Ayrı bir mesele. Dolayısıyla taht mücadelesi kendisinin yaşadığı taht mücadelesi oğullar arasında tarafından da yaşanıyor. Yani Bayezid'in oğulları arasında da yaşanıyor. Yavuz Sultan Selim bulunduğu mevki itibariyle bir dış sancakta. Yani Gürcüler ve Şah İsmail'in kurduğu devletle komşu. Diğerleri iç sancakta. Biri Amasya'da kiminle mücadele edecek? Korkut'ta, şeyde Antalya'da. Hı hı. Dolayısıyla Yavuz'un yetişmesinde çok etkili oldu dış sancakta bulunması. Şah İsmail'in Anadolu'daki propaganda faaliyetlerini çok iyi biliyor. Bunların da Önle, ...bunları önlemeyi de ancak kendisinin başarabileceğine inanıyor Sultan Selim. Hı hı. Zaten abisi Amasya'da... ...Safevilerle biraz da işlet alemleri yapıyor. Korkut şair. Çok değerli bir insan. Dolayısıyla onu da biliyor yapısını. Ben yani bu bunu şey olarak e, anlamamak lazım. Yani egoist, ego gibi görmemek lazım. Bunu ben çözerim. Abilerim bunu bilmiyor. Bu... Hazin durumu bilmiyor. Devlet elden gidiyor diyor. Ama liderlik saltanat, daha gerektirir saltanat zaten. Saltanat hırsıyla izah edilmemesi gerekir Yavuz'un o çabalarına hmm. bence. Öyle. Bu arada Tufan Gündüz hocamız da izliyorsa kendisine çok selamlar ve saygılar. Onun Bedel diye bir romanı vardır. Selam olsun evet. Evet bu Yavuz'un kardeşleriyle <laughs> birlikte o taht mücadelesini çok güzel anlatır. Onu da okumanızı hmm. öneriyorum. Programın hemen böyle başlarında söylemiştik onu da e, es geçmeyelim. Bu da tabii tarihten böyle küçük anekdotlar ya. Şimdi şehzade öldükten sonra, Cem Sultan öldükten sonra onun vefat haberini, eşyalarını, maymunu ve papağanı ile birlikte İstanbul'a getirmiş dedi ki Haydar Çelebi. Yani bu vakatı sultanca... peki sevgili seyircilerimiz diyebilir ki adamın başına ne gelmişti? O kadar uyanık ki gitmiş papağana ikinci Beyazıt'a övücü sözler öğretmiş. Papağan da öyle ötünce... Onu konuşunca bunu affetmişler, hayatını bağışlamışlar. Evet, o ilk hani, anekdot tabii, evet tabii ki. Şey dediniz de son zamanlara demin söylemeyi unuttum. Müsaade Bunun eder misiniz? Yani mesaf. vasiyeti var Cem ee, Sultan'ın. Sultan. Böyle küçük not aldım. Ölümünün hemen duyurulmasını istiyor, ama duyurmuyor Papa veya onlar duyurmuyorlar çünkü kullanacaklar. Kullanacaklar. Sefer yani, Sağlığı gibi adeta ölüsünü de kullanmak istediler Haçlı seferi için e, ee, bir haçlı seferine sebep olma endişesi taşıyor. Benim yüzümden İslam dünyası zarar görmesin. Tabi sefer ne demek, savaş ne demek, binlerce kişinin ölmesi demek. Böyle bir endişesi var. Ee, ailesinin işte kollanmasını. Yani Bayezid tarafından yine geçimlerinin problemden çözülmesini istiyor tabii ki. İnsan ne gitse tarz. de geride bıraktıklarını düşünecek tabii. Aslında niyet yani Niyet temiz, Hayır, tabii ki e, ne Osmanlı toplumu ne devlete zarar verme gayesi yok ama işte o taht mücadelesi bir de bir kere yola çıkmış ellerine de düşmüş. Ya ya ya. Ondan sonra dönüş yok. Dönemiyor, dönüş, dönüş yok. yok yani. Evet. Maalesef. Sevgili seyircilerimize sorduğumuz üç tane sorunun cevabını verelim. Ondan sonra da gündem ötesi ile devam edeceğiz. Yani hem sizin sorularınızla hem de arkadaşlarımızın. Şimdi Cem Sultan kendini hangi şehirde padişah ilan etti diye sormuştuk. Hı. Bursa. Bursa. Zaten orada yatıyor. Orada yatıyor. İstanbul'da tahta çıkan ilk padişah kimdir diye sormuştuk. Hı. Bilemediler mi? O zaman bunun cevabını vermeyelim. Yapma. Tamam. O zaman bunun daha cevabını vermeyelim. Ee, ikinci bölümde bunu Peki. konuşalım. Şu herhalde şövalyelerle ilgili soruya çok cevap gelmiştir diye düşünüyorum. Evet. evet. Şövalyelerin Cem Sultan'ı tuttu. Ada hangisidir? Zaten şövalyeler ada deyince hop Rodos çıkıyor Rodos, ortaya. Rodos. Ee, diğer sorumuz da bu olsun. Sevgili seyirciler birazdan bu hem kardeş katliyle ilgili olarak bazı e, aklımızda olan sorular var, başlıklar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Hocamızın kitaplarını da bir kez daha gösterelim. Şu 4. Murat Şarkın Sultanı Osmanlı'da tarih yazımı ve kaynak türleri bu özellikle tarihçi ve tarihle ilgilenen seyircilerimizin dikkatini çekecektir. Ve imparatorluk çağının Osmanlı sultanları ama en çok da herhalde şu kitap alayım hocam. Atam Dedem Kanunu, Kanunnameyi Ali Osman. Birazdan gündem ötesi artıyla devam edeceğiz. Kaderin cilvesi etiketiyle sosyal medyadan bize yazmayı lütfen sürdürün. Birkaç dakikalık aramız var. Gündem Ötesi Artı ile devam ediyoruz. Sevgili seyirciler Mehmet Fevzi Çetinkaya, Fırat Cemaloğlu bizlerle birlikte. İlk defa geldi bizimle değil mi yayına? Evet ilk defa geldi. Evet hoş geldin. Teşekkür ederim. Önce bir tanıyalım seni. Ben Mehmet Fevzi Çetinkaya. Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset biliminde son sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum 4 senedir. İyi ki geldin. Evet. Hoş geldin. Fırat Cemaloğlu, Fırat zaten bu kaçıncı gelişi? <laughs> Dokuzuncu. Çok evet şükür. 9 oldu ha. 9 oldu. <laughs> Güzel. Aferin. Bu arada sevgili seyirciler gündem ötesi TRT net, tr. eğer siz de gelip burada soru sormak isterseniz yazın bizlere. Oraya videonuzu atın kendinizi tanıtın. Şimdi kim sorur sen mi soracaksın önce? Fark etmiyor. Hangini soracaksınız? Buyurunuz. Ee, biz iki farklı konuda çalıştık. Ben kardeş kıyımı ile alakalı e, bazı sorular hazırladım. Ben, ben daha çok Cem Sultan'la alakalı. Tamam hanginiz istiyorsanız başlayın. Tamam. Ee, ben o zaman Fatih'in kanunnamesinde sizin de hazırladığınız kitap Atam Dedem Kanununda bir odak noktası olan o kanun olan e, e, niza, e, kardeş kıyımıyla başlamak istiyorum. E, Osmanlı Devleti'nin e, sizin yazdığınız ön sözde bu kanunun e, Osmanlı Devleti'ne cari olup o zamana kadar tedvin edilmemiş kanunların derlemesinden oluştuğu söyleniyor. E, bu takdirde kardeş kıyımının Osmanlı'da daha önce uygulamalarını da görüyoruz. Örneğin Osman Gazi amcası Dündar Beyi Evet ve e, on, dedesi birinci Beyazıt üç kardeşini mağlup ediyor. E, o zaman bu kardeş kıyımının tarihsel mirasını tamamen Fatih'e atfetmek ne kadar doğrudur? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Kuruluş dönemindeki kardeş katlı uygulamaları genelde eski tabirle huruç ales sultandan sonra oluyor. Bir baş kaldırı olacak ki zaten meşruiyet kazansın. Burada tartışılan konu hiçbir suçu olmadığı halde olabilir isyan edebilir endişesiyle öldürülme hadisesidir ki onu Küçükler, İslam tabi onu İslam hukukuyla bağdaştırma, bağdaştırmanın imkanı yok. Evet. E, Aşık Paşa Zade tarihinde sanıyorum okumuştum o şahdaş tarihçilerden birisidir. Bunu töreyle izah ediyor, örfle izah ediyor. Yani kardeş katli uygulaması şer'i değil örfi bir şeydir uygulamadır. Zaten e, ee, öteden beri bu töredir, kardeş kardeşi yer. Anadolu'da bir laf vardır bizim milası Muğla taraflarında. Hiç düşmanın yoksa kardeşinde mi yok derler. Bu derece budur yani miras kavgası. Yani var ama genelde isyan sonrası var. İşte Timur'un o bıraktığı ortamdan sonra Yıldırım'ın oğullarının sürekli birbirleriyle mücadele etmeleri, binlerce kişinin ölmesi. Fatih Sultan Mehmet'in bu olay bizim iç meselemizdir. Hanedanın meselesidir diye saraya aldı bunu ve yüzlerce binlerce kişi işte ölümünü engelledi. Gittikim orada zaten emir de yok. Bir nevi cevaz var. Ekseri ulema tecviz etmiştir. Ya yani çoğu ulema uygulamaya demek ki tecviz etmeyenler var. Cevaz vermeyenler var. Bir de gerekirse uygulanma meselesi var. Bu daha önce vardı. Kanun, Fatih Sultan Mehmet de o dönem için hanedan sistemi devletlerde yapılabilecek başka çare bulunamadığından uygulanabilecek. Bunu koydum kanunnamesine. Öyle yorumlamak lazım. Evet. Cem Sultan'ın ölümünden sonra Saint Pierre Kilisesi'nde Papa Alexander'ın düzenlediği ayinde Cem Sultan için uğurlama müziği çalınmış. Bu doğru mudur? Sonuçta bir Müslüman için mesk Roma'da çalınmaz. Mı? Saint Pierre Kilisesinde. Ah Kilisesinde. Yani o. Çalmışlar. Fazla bir bilgim yok Hı -hı. bu hususta. O kadar biliyorum. Doğru mu yanlış mı? Ben dedim ya biraz önce konuştuk. Biz dayanak ararız, mutlaka bir şey ararız. Yani belge bilgi ararız. Hı -hı. O bakımdan biraz şüpheyle yaklaşırız. Peki neden mesele. mesela merak ettim bunu? Evet. ya Çünkü Neye acaba Hristiyan bağlayacak? olmuş mudur? Veya hani Hristiyan olduğu izlenimi vermek istediler. Ha, Ama işte hoş tutuldu orada hatta vefatına yakın sen artık esir değilsin, esirimiz değilsin, özgürsün, hürsün. O sırada Cem Sultan artık ölüm düşeğinde böyle tebessüm ettiğini, oh be nihayet şükür, Allah'a şükür dediğini de biliyoruz. Böyle bir şey var. Yani saygı göstermişler ama karşılarında bir Fatih'in oğlu var. Yıllarca onları titreten bir hükümdar Fatih Sultan Mehmet. Düşünsenize 1463-1479 yılları arasında 16 sene Venediklilerle deniz savaşları yapıldı. 16 sene. Ve akabinde 1479 Venedik antlaşmasıyla hemen bir dostluk güya koruldu. Bellini'yi istedi, ressam Bellini'yi istedi Venedik doçundan gönderdi o en iyi saray ressamı, Bellini'ydi çünkü, böyle bir dönem yani bir nevi yine bir yerde okumuştum Fatih Sultan Mehmet'ten öc almak istiyor. Cem yoluyla tabii ki. Büyük Kartal öldü diye duyuluyor, anılıyor hı hı. şeyin Fatih'in Avrupa'daki ölümü. Evet. Öyle. Mehmet. Ben de yine aynı konuyla alakalı diğer sorumu soracağım. Osmanlı sultanları şehnameyi okuyarak yetişen sultanlar burada Firdevsi'nin epiğindeki kardeş katilini görüyorlar. Buna ilaveten Fatih Sultan Mehmet hem doğuya hem batıya hakim olan bir hükümdar. Homeros'un metnini okumuş birisi. Dolayısıyla Tep şehrini ele geçirmeye çalışan iki kardeşin birbirini kıymasına da edebi olarak şahitlik etmiş birisi diyebiliriz belki. Bu hikayeyi yani bu Yunan mitini ve İran mitlerini tanıyan birisi kardeş katlini kanunlaştırmasında böyle kültürel ögeler tevarus edilmiş midir? Etkilenmiş tabii ki. Bir de şunu hatırlattınız. Yani bu uygulama sadece Osmanlılar'da yok. Doğu'da da var, Batı'da da var. Batı'da da var. Hanedan sistemi devletlerde herhangi bir mirasa konuma isteyen birisi çıkarsa tabii ki devletin bölünmemesi için oralarda uygun hatta 18. yüzyılda birinci Petro bizim Deli Petro dediğimiz Büyük Petro onlar büyük diyorlar oğlunu kırbaçlayarak öldürtüyor. Ha. Tabii ki o hep var yani. Sadece Osmanlı'ya bakmayalım. Ay nasıl bir o dönem uygulamalarında var. Var, var var yani. O bakımdan vardır etkilenmesi vardır ama Fatih'in buradaki şeyi yasa maddesi haline getirmesi. örf öteden beri uygulanan örfi uygu, şeyleri, kanunları bir kitap haline getirmesi çok önemli. Zaten atam dedem diyor. Onu öyle de yayın evi koydu. Onu orijinal adı kanunname Ali Osman Hı. malumunuz. Güzel. <laughs> öyle. Fırat. Cem Sultan 2. Beyazıt'a karşı istihbarat hamlesinde bulunmuş mudur? İstihbarat hamlesinde, hamlesinde. bulunmuş mudur? E, tabii ki. Tabii ki. Abisiyle ile yazışmaları var. Mektuplaşmaları var. Onlar manzum hatta bir kısmı var. Ee, ama daha sonra tabii Rodos ve Roma'ya gittikten sonra zorlaşmış artık o. Daha gönderdiği kişiler ulaşmamış. Hatta Macar Kralı ile irtibat kurmaya çalışıyor. Macaristan'a gidip orada Rumeli'de asker toplayıp abisine karşı savaşacak. Ki nitekim daha sonra yeğeni aynı şeyi yapmıyor mu? Aynı şey Yavuz Sultan Selim Rumeri'de sancak istemiyor mu? Semendir'e veriliyor kendisine. Tabii gitmiyor falan o Şahkulu isyanından sonra işte biraz onu kader gülüyor adeta. Geçiyor, yani öyle düşünmek lazım. Bir tane Instagram'dan okumak istiyorum diyor ki Antika Kadıköy. Pelin Hanım diyor ikinci Bayazıt e, hat sanatının gelişmesine çok emeği olan bir isimdir. Onu doğrudur. hatırlatır mısınız doğrudur. Valla e, Amasya o dönem Amasyası e, veya daha sonraki dönem Amasyası bir batılı gezginin ifadesine göre sanki günümüz Oxford'u gibi hmm. kültürel ve ilmi faaliyet fevkalade bir Amasya. Tabii, o Amasya. Amasyalılar duyuyor musunuz? Çok önemli. Yani Amasya'da müftü Amasya'da kadı olmak. ...Şeyh Hamdullah diye hat sanatının Türk ekolünün öncüsü olan bir kişi kişiye Bayezid hokkasını tutuyor. Mürekkep hokkasını onu meşk ettiriyor yani. Bu ne demektir? <laughs> Bu yönüyle hat sanatının gelişmesinde çok e, emeği geçmiştir diyebiliriz ikinci Bayezid için. Evet. Bu arada e, cevabını vermediğimiz sorumuza doğru cevap o kadar az geliyor diyor ki Ebru içeriden. O soruyu bir daha sor bakalım seyircilerimiz bilecek mi dedi. Kadir'in cilbesi etiketiyle İstanbul'da tahta oturan ilk padişah kimdir diye size şu sorunun bakalım cevabını Bekliyoruz. soruyorum gelecek mi? Ee, sorulara gelecek cevaplardan da e, kitap. Bu arada size de hocanın kitaplarından muhakkak hediye edeceğiz. İnşallah. Tamam Mehmetçim O halde ben e, Atam Dedem kanun Kanun Naime Ali Osman'ın kültürel kaynaklarına dair bir soru yönelttim. Diğeri de hukuksal ve siyasal kaynaklarına yönelik. E, burada ilgimi çeken şey şu. E suçsuz bir kişinin hüküm giymesi e, ve suçsuzluğu ispatlanana kadar onun masum sayılması hukukun e, hem İslam hukukunda hem de Roma hukukunda en temel kaidelerinden bir tanesi olan masumiyet karinesidir. E, Osmanlı idaresi, uleması e, buna karşı nasıl bir çözüm bulmuş da e, kardeş kıyımını e, meşru bir düzeyde e, uygulamaya koymuştur. İşte bütün düğüm burada. Bunu bir de bir, bir türlü şeyi bulamıyoruz. Devletin beklası Bulamıyor. mı diyelim? Yani ha? Devletin saltanatın paylaşılmadan intikalini sağlamak için bin yaşayın yani özeti bu. Saltanatın yani devletin parçalanmadan devamını sağlamak. Tamam hazin bir olay, çok hazin. Başka yapılacak bir şey yok, bir çare yok. Onun için hep söylerim zaman zaman cumhuriyet sistemin kıymetini bilelim. <laughs> yani İslam'ın özünde de cumhuriyet sistem var zaten. Biyat müessesesi var. Sonra hanedana dönüşüyor. Bir de bunu Osmanlı'da aramayalım. Bunu ita Emeviler'e kadar, Muaviye'ye kadar götürebiliriz. Yani hanedan sistemini okuruyor. Öyle değil mi? Peki. <gülüyor> şey <gülüyor> Affedersiniz. Çok, aslında düşününce ne kadar büyük bedeller ödüyorlar. Yani, yani bakınca diyorsun değil. ki Aa, hanedan mensubusun filan. Bugün... Şeye bile bakınca e, İngiliz kraliyet ailesine ki artık <laughs> hani şey yok, e, eski zor yaşantılar, yok, yok. savaşlar, şunlar bunlar yok. Onlar <laughs> tamamıyla sembolik, temsili bir pozisyondalar. <laughs> ama onlar bile içeride hani kimisi yaşantının çok zor olduğunu düşünerek şey yapıyor, feragat ediyor. Tabii, tabii. Gerçi kraliçe şey. bir türlü bırakmadı ama. ya O yok. <gülüyor> <gülüyor> Onun bırakacağı yok. Şahıs yaşlandı gitti. Ya Burak'cığım. <laughs> evet. Osmanlı Hanedanı'nın mensupları Cem Sultan'ın soyundan gelenleri Osmanlı Hanedanı'ndan saymıyor. Hı. Bunun sebebi din değiştirmiş olmaları mı yoksa gerçekten onların Cem Sultan'ın soyundan gelmesi şüpheli mi olması? Yok hanedan yani... E bir de, Cem Biraz ben de konuştuk onu ama yani Cem'in soyundan gelen derken Cem'in iki oğlu öldürülüyor. Murat 1522'de öldürülüyor. Oğusan da işte bayasının de neymiş. İşte o çok ihtilaf olan ve <laughs> e, şüphe uyandıran. Benim aslında aklımda güzel bir soru var mı senin güzel sorun? Onu sorayım yoksa ben. Yani bir çok soruyu eleyerek soruyorum. Bir de tamam. affedersin <laughs> bir de kızların <laughs> oğulları hanedandan sayılmıyor zaten. Onlara hatta kanunnamede de beyler beylik değil, sancak beyliği verile diyor. Onu okumuştur Mehmet orada görür o. Ya şimdi kızlar deyince iyi <laughs> denk geldi. Şimdi bu şey Cem Sultan 2. Beyazıt'a hani teklif gönderiyor ya diyor işte devleti paylaşalım diye. Evet. Orada gönderdiği elçilerden bir tanesi kadın. Ha Selçuk Hatun. Evet o bana çok değişik <laughs> yani ilginç hatun. değil mi yani? Büyük, büyük, hala, kadını, ha? büyük hala yani ulu, o derece. Ulu hala. Ulu hala yani ha. büyük hala. E o da enteresan tabii ki. Çok enteresan. O, o niye olmasın mesela Uzun Hasan annesi Sara Hatun'u göndermiyor mu Fatih'e? <laughs> <laughs> ya affedersiniz sesim gitti. Yani kadınlar devrede. Kadınlar evet, devrede o. ama yani orada bir kadının böyle ön planda olması. Bu arada hocam ne olursunuz sevgili seyirciler sıcak Ondan oluyor. Değil mi? Hem sıcak hem su soğuk. Öyle, neyse, es su soğuk tamam. daha iyi değil mi? İyi iyi. E sanatçılar i̇yi. sesleri açsın diye soğuk bir şey hocam. Özür dilerim. <laughs> Tamamdır. Cem Sultan Osmanlı'ya karşı bir koz olmamak için intihar etmiş olabilir mi? Yani. Hayır hayır. İntesinlik de öyle bir şey yok. Cem Sultan kendince mütedeyim bir şehzadeydi yani kendince. Düşünsenize din değiştirmeyi nasıl feryat ediyor mümkün değil diyor. Dünya saltanatı için bile dinimi değiştiremem diye öyle bir şey yok. Duymadım ben yani. Evet. Şimdi <laughs> sorumuzun sorumuzun e, cevabına dönelim. Dön dönelim mi? Siz verirseniz ben. Doğru cevap verdiler mi? A arkadaşlar tek tük. Peki soru şuydu. <laughs> İstanbul'da tahta çıkan ilk padişah kimdir? Bana mı soruyorsunuz? Size hocam tabii ki ikinci Bayezid. Çünkü babası Fatih Sultan Mehmet Edirne'de tahta çıktı. iki defa hatta. 1444'te, 1451 yılında. Dolayısıyla fetihten sonra İstanbul'da tahta çıkan ilk hükümdar da oğlu ikinci Bayezid oldu. Bunu bilmiştir arkadaşlarımız. Valla işte yani Fatih <laughs> diyen çok olmuş bu soruya, ah, Fatih şey diye cevap Tuzak, veren Tuzaklı. çok olmuş. Bir de şöyle enteresan bir soru geldi. Var mı sizin sorunuz? Ben bunu seyirci sorusunu yönelteyim mi? Benim tamam. varım yöneltebilirsiniz. Tamam canım sen sor. Osmanlı Rodos'u fethettiğinde neden Cem Sultan'ın oğlu ve torunu kaçma şansı varken kaçmamıştır? <laughs> e, Rodos şövalyelere izin verirler mi? Cem'i bile orada bir şatoda tuttular yani. Kaçamazlardı zaten. Çünkü onlar bu sefer oğullarını koz olarak kullanmak isteyebilirlerdi. Ondan. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Ya ben ben mi sorayım? Hı hı. tamam. Şimdi şey hı. E, bu soru birkaç kişiden birden geldiği için ben hı hı. yöneltiyorum hı hı. size. Fatih'in ölümünde ikinci Bayezid'in parmağı olabilir mi? Çok zayıf bir ihtimal. Çok çok hani bir evet e, Şah, Çünkü Fatih öldürüldü diyenler de var ya Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün bir zehirlenme sonucu oldu. Aşık Paşa Zade zehirlendiğini söylüyor. <laughs> yani zehirli bir şerbet verildiğini, ağılandığını, ağı derler zehire Anadolu'da söylüyor. Ama Aşık Paşa Zade'yi destekleyen başka bir kaynak elimizde yok. Bir rivayete göre Meccini Şakayk Nomaniyeye de geçiyor o. İki doktoru var, biri Yakup Paşa, Venedik, Yahudi asıllı bir Venedikli. birisi de Hekim Lari, Acem asıllı. Hatta ön ilaçlamayı Yakup Paşa yapıyor, sonra Lari geliyor ya bu yanlış ilaç verilmiş, bunun daha bu yapılacak bir şey yok diyor. Dolayısıyla benim acizane kanaatime göre artık yıllardır Osmanlı tarihçisi olarak zehirlenme ihtimali var. Hı -hı. Benim hocam Şahabettin Tekin daha hayır eceliyle öldü diyor bir makalede yazdı ama var gibi geliyor bana. Hı -hı. Babinger, Frans Babinger Fatih ile ilgili kocaman bir kitap yazdı bir duymuşsunuzdur orada da o zehirlendi diyor. Ama herhalde e, ikinci Beyazıt'ın ölümüyle ilgili o, çok şüphe yok o, mu? Çok zor. Yani ikinci Beyazıt'ın parmağının olması çok yok, zor. Yok yok ikinci Beyazıt'ın ölümünü diyorum. Ha on, o, o da eceliyle diyor hoca onunla da ilgili bir şey ya da Tekin Dağ Hoca ama o on çok açık gibi geliyor ya. bana. Yavuz gibi bir insan. Yeğenler kadar o kanun maddesini sadece kardeşlere değil yeğenlere de teşmil ediyor. Yani kardeşinin oğullarına. Babasını sabır akırma. Neden? İkinci Murad'ın Manisa'da bulunması, Fatih'in, ikinci Mehmet'in Edirne'de olması iki başlı bir hükümdü. Onları biliyor Yavuz Sultan Selim. Dolayısıyla hemen hayatta olan ikinci Bayezid'in etrafında yine bir hizipleşme olacak. Yine bir kavga çıkacak. Dolayısıyla yani kuvvetli, zehirlenmiş olması kuvvetli. Evet. Zehirlenmiş. Bir de tahta çıktıktan kısa süre sonra. He, bu giderken, olay daha yani. giderken. Daha giderken evet. Giderken yani ama evet. enteresan. Sırt köyü denilen yer aynı yerde de Yavuz Sultan Selim vefat ediyor Edirne'ye giderken. Bu da bir kaderin cilvesi. Ya kaderin ama. cilvesi. Vallahi ya. Hakikaten bu gece aslında konuştuğumuz birçok bir konu öyle ya da böyle bu kaderin cilvesine bağlanıyor. Tabii ki, tabii ki yani. Bir de yani bu insanlar bunları bu şahsiyetleri e, gerçekten sizin benim gibi bir insan olarak düşündüğümüzde yani çok acı hayatlar. Çok acı. Bir talebem benim bazen kitapta yorumlara da bakarım ben de padişah olmak istemem diyor <laughs> o kitap okuduktan sonra yani hakikaten öyle. Siz misiniz yoksa o? Yok e, ama e, Avusturya e, elçisinin bir sözü var e, Döbüsbekin. Busbekin. Evet Busbekin. aynı sözü söylüyor bu dünyadaki en zor meslek en talihsiz meslek Osmanlı şehzadesi olmaktır diye. Güzel tabii. Zavallı şehzadeler diye bir ifade Çok de geçiyor. Çok zor bir hayat. Çok zor bir hayat. Her an ölüm tehlikesi altında. Onun için zaten mücadele ediyorlar. Tahta geçmese öldürüleceğini biliyor. Hı. Onun için ne yapıp yapıp, madem öldürüleceğim, mücadele ederek öleyim bari diyor herhalde ya. Bir de çevresi de tabii e, avantajlı bir yaşam tabii, süremeyeceğine e, emin olduğu için artık onu da tahta çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Tabii ki. O da yapıyor. sebeplenecek çünkü çevresindekiler. Evet. Tahta çıkarmak isteyecekler. Yani kolay hayat değil belası. Evet. Cesedelik. Doğru söylemiş Busbek. Ah evet tamamlıyorum artık. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür evet, ederim, Soru, teşekkür ederim. Sorularınız için. sorularınız <laughs> için. Bence gayet böyle dolu dolu ve çalışarak geliyorlar. Güzel ben sorular. Ben çok etkileniyorum. Güzel sorular. Hocam her ikisine de sizin kitaplardan verebilir Hayır bugün elimizde çok fazla yok ama yayın evinden rica edeceğiz. Ha yayın evi versin bulamazsanız bir, bir, bir lütfedin bir bizim fakültem üniversitemizde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin orada da ben imzalayabilirim yani. Evet Fatih Sultan Mehmet Vakıf vakı Üniversitesi'nde hocamız. tabi ee, tabii üniversite <laughs> sınav tercihlerinin yapıldığı bu dönemde de hangi üniversitede hangi hocamızın bulunduğu çok önemli. Önemli. <laughs> Artık, size bir şey söyleyeyim mi? Artık öğrenciler hiç şey değil ha yani hani gözü kapalı şu okul bu okul <laughs> falan diye gitmiyor. Kampüsleri ziyaret ediyor geliyor, benim gördüğüm geliyor. işte e, kadroda kimler var kimler onlara bakıyor. Var, neler çalışmış biz inceledik Okul ne vaat ediyor onları dinliyor. Tabii geliyor geliyor ben bizim zamanımızda nerede yani gibi, kazandık tamam git yani öyle şey. Çok bilinçli geliyor yani çocuklar ve ben seviyorum böyle evet. olması. Haklarında hayırlısı gerçekten hayırlısı öyle. Olsun. Bu arada KPSS var sınav herhalde sınava girecekler bizi belki izlememişlerdir. Neyse. Onların. Bu tanıklıkları... pazar mı? yarın mı Evet değil mi KPSS yarın olsa gerek Aa, evet çünkü bir gelsin. iki seyircimiz ah KPSS var falan diye yazmış da ha. doğru söyledim değil mi KPSS var yarın ha, tamam Oo. İyi şanslar diliyorum bu arada Hicri yılbaşlarını da kutlayalım sevgili seyircilerimizin. Hepimizin. Hayırlar yani. getirsin, bereketiyle Hicri gelsin. Hicri yılbaşımız. Abi bir vedalaşamadım. Bu akşam tatlı geldi program öyle iyi konuşası var. <laughs> <laughs> yani güzel Hocam, oldu. Can, çok, can. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sizi ya. ağırlamak şeref. Estağfurullah. Biz zaten sizi izliyoruz. Çok geç olma ol, oluyor ama izliyoruz genelde. Evet izliyoruz yani sağ olsunlar yani. sevgili seyircilerimiz. Sağ olsun. Neyse bu gecede bayağı bir oturduk. Hı. Bence artık uyuyacaklar gitsinler. Mesai başındakilere de kolaylıklar diliyoruz. Hastanelerden de izleyenler var. Onlara da Allah'tan şifa diliyoruz. Görüşünceye de hoşçakalın. Gündem ötesini Ebru Yücel ile birlikte hazırlıyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler.